Sevgili seyirciler, Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde örgütlenen ve şu an için 71 derneği aynı çatı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 10. yılını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana sektöründe önemli projelere imza atan kuruluş, sektörün gelişimi ve sorunlarıyla ilgili çalışmalarını hızla devam ettiriyor. TOFET, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, 4 Ocak 2005 tarihinde Sayın Galip Öztürk ve arkadaşları tarafından İstanbul Valiliğine müracaat edilerek kuruldu. 2006 senesinde ise Sayın İçişleri Bakanımızın tasvipleriyle Türkiye adını aldı. O tarihten itibaren de Türkiye Otobüsçüler Federasyonu olarak tüm Türkiye sathında sivil toplum kuruluşu olarak hizmet ediyoruz. Bizim üyelerimiz o illerdeki otobüsçü dernekleri, Kayseri Otobüsçüler Derneği, İzmir Otobüsçüler Derneği, Ankara Otobüsçüler Derneği gibi derneklerin oluşturduğu bir üst sivil toplum. Kurulduğumuz günden beri sektörümüz adına önemli oluşumlar yaptık. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi TOSEV. TOSEV, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma Eğitim Vakfı. Son 2 yıl içerisindeki yaptığımız en önemli projelerden bir tanesi. Hem sektörümüzdeki daha önce mağdur olmuş meslektaşlarımızın çoluk ve çocuklarına sağlık ve eğitim yardımları yapmak, hem de sektördeki eğitim açığını, eğitimli personel açığını gidermekle ilgili bir meslek sitesi kurulmasıyla ilgili kurduğumuz bir vakıf. Türkiye'de karayolu yolcu taşımacılığı yapabilmek için Ulaştırma Bakanlığı'ndan belge almak gerekiyor. Her türlü yük ve yolcu taşımacılığı yapacak insanlarımızın 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre belge almaları gerekiyor. Bizim yolcu taşımacılığı segmenti ise D1 ve D2 belgeleriyle adlandırılan, D1 belgeleri şehirler arası tarifeli sefer yapan grup, D2 belgesi de turizm ve grup taşıyanlara verilen bir ünvan oluyor. D1 belgesinde bugün itibariyle 343 otobüs şirketi, yaklaşık 7850 otobüsle hizmet veriyoruz. D2 grubunda ise yaklaşık 1500 firma. O son günlerde yaşanan bazı kazalar var. Bununla ilgili bizim Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı ve sektörümüzle ilgili çeşitli toplantılar yaptık. Burada en önemli son günlerde öne çıkan konu lastik, kar lastiği konusu ve emniyet kemeri konusuydu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan bir toplantıyla emniyet kemerinin trafik yasasında olduğu gibi bütün otobüslerde ve bütün yolcuların takma zorunluluğu getirilecek yakın zamanda. Dolayısıyla bütün yolcularımız emniyet kemerini takmak durumunda kalacaklar. Sayın Çıkkan, birliğin amaçlarının yanı sıra 2010 yılında başlatmış oldukları İPRO projesi hakkında da bilgiler veriyor. Birliğin amacı tüm dünyada toplumun genel menfaatlerini göz önünde bulundurarak karayolu yolcu taşımacılığını geliştirmek, diğer taşıma modları arasında önemini arttırmak, ülkeler arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğini tesis etmektir. Bugüne kadar birçok projelerimizi gerçekleştirdik. En önemli projelerimizden birisi İPRO, International Passenger Road Transporter Union, yani Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birlik Çalışması. Bu projeyi 2010 yılında başlattık. 2010 yılında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik ve ilk önce bu know-how'umuzu, bizdeki birikimi paylaşmak istedik komşu ülkelerle. Çünkü biz Türkiye olarak otobüsçülükte hem otobüs üretimi yönünden, hem tesisleşme yönünden, hem kurumsallaşma yönünden komşu ülkelerden bir adım önde olduğumuzdan bu know-how'umuzu paylaşmak istedik. Bu projeyle birlikte önce Ukrayna, sonra Rusya, sonra Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Sudan ve Ürdün'le beraber 13 ülkeye gittik. Projemizi anlattık. Hepsinden ön protokol imzaladık. Hepsi de sizinle beraber bu projede varız dediler. Çünkü biz onlara, biz beraber kuracağız dedik bu projeyi. Birlikte kuracağız. Çünkü ilk olanlar kurucu oluyor biliyorsunuz. Şu an kuruluş çalışmalarımız bitti. Bakanlığa müracaat edeceğiz. Bakanlık İçişleri Bakanlığı'na, oradan Dışişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'nda zamanla, tabii şimdi hemen değil, daha sonra Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yapacağız. Uluslararası alanda, uluslararası anlamda otobüsçülüğün sesi
olmayı planlıyoruz, hedefliyoruz. Bu proje dünya yolcu taşımacılığının birlik beraberliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sevgili seyirciler, reel sektörün bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın.